aslanım. Nasıl çözeleceğini bilmediğim bir derdim var. 1,5 yıldır torunumu arıyorum, bulamıyorum. Kızım ve damadımı 6 Şubat depreminde kaybettim. Kızımın bana miras bıraktığı torunumu bulamıyorum. Ama yaşadığını hissediyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Lütfen onu bulmama yardım edin. Merhaba, ben Aslı Özkaya. Bir Şansım Olsa programının sunucusuyum. Geçmişte alınan kararların hissettirdiği pişmanlıklar ve omuzlarımızda biriken o büyük yük. Peki, bir şansınız olsa neyi değiştirmek isterdiniz? Pişmanlıklarınızla yüzleşmek, hatalarınızı düzeltmek nasıl olurdu? Hadi gelin, bu programda size bir şans yaratalım. Bizler yaşadığımız kayıpların arkasından derin üzüntüler hissederiz. Özellikle bu kayıp, asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz bir depremde yaşandıysa. Yaşadığımız bu kayıplar bizim iç dünyamızda büyük bir boşluk hissi yaratırken aynı zamanda günlük hayatımızı, ikili ilişkilerimizi ve rutinlerimizi de etkileyebilir. Gelin şimdi sizleri bu hayatta tek bağı torunu olan Ahmet Bey ile tanıştırayım. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun oturun lütfen. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun, iyiyim ama işte ne kadar iyi olursa o kadar iyiyim. Ben hikayenize birazcık hakimim ama izleyicilerimizin de duyması adına. Neden başvurdunuz bize? Kimden ve neden bir şans istiyorsunuz? Kızım. Kızım içeride. Gökyüzüne baktım. Başka bir şey yok gökyüzünden başka. Her yer, yerle bir olmuş. Etraf mahşer yeri gibiydi. Kızımın evi enkaz. Aslanım, inanın ben onun yaşadığını içimde hissediyorum. Ben sadece ona sahip çıktım. Sütümü verdim. Başka bir şey yok. Ben hayatımı, her şeyimi ona adadım. Sevgi bebek benim, her şeyim oldu. Ne olur, torunumu bana bul. Aslanım, ben torunumu arıyorum. 6 Şubat depreminde torunumu kaybettim. Torununuzu kaybettim derken yani vefat mı etti anlamında? Hayır, vefat etti anlamında değil. Ulaşamadığımdan kaybettim diyorum. Hı hı. Nerede olduğunu düşünüyorsunuz torununuzun? Torunum, yani hissediyorum, yaşadığını hissediyorum. Kaybettiğiniz yakınlarınız oldu mu bu depremde? Tabii, kızımla damadımı kaybettim. Şubat depreminde evet. Kızınız ve damadınız evet. Vefat etti. Başınız sağ olsun öncelikle. Sağ olun efendim, dostlar sağ olsun. Peki bebekleri yanlarında değil miydi? Şöyle anlatayım size Aslı Hanım. Kızımla damadım doğum için hastaneye gidiyorlar. 1 Şubat'ta doğum yapılıyor. Fakat biraz sıkıntılı doğum yapmış kızım. Bunu benden sakladılar. Kubezde olduğunu çocuğun bilmiyorum. Öğrendim sonradan. O yüzden... Bebeği neden küveze almışlar? Erken doğum erken gibi doğumdan, şey mi? Erken doğum yaptığı için küveze almışlar. Onlar da o yüzden benden saklamışlar bunu. Ben sıkıntı yapmayayım, bende strese de sıkıntı girip var. Hastalanmayın evet. Diye. Onlar da 6 Şubat günü bebeği almaya gidecekler. Ha, 6 Şubat'ta bebek aslında küvezden çıkıp anneye evet. Ve babaya teslim edilecekken sabaha karşı bir deprem meydana evet. Geliyor. Ve bebek annesine, babasına kavuşamadan... Anneyi babayı kaybediyor. Ben işte bu kaybolan, depremde kaybolan torunumu arıyorum ve istiyorum. Ha, yaşadığını hissediyorum. Ama ulaşamıyorum, bulamıyorum.
Başınız sağ olsun. Hayattaki en büyük acılardan bir tanesi evlat acısı yaşamışsınız. Sağ olun. Çok zor bir durum sizin için ve şu anda da torununuza tutunup aslında hayata devam etmek istiyorsunuz. Evet. Peki biraz kendinizden bahseder misiniz? Kaç yaşındasınız? Aslı Hanım, aslen Adanalıyım. Adım Ahmet, 72 yaşındayım. 18 yaşıma kadar Adana'da kaldım. Ama orada pek de iş tutturamadım. O yüzden İstanbul'a geldim. Kendimi toparladım. İşimi gücümü yerine koyduktan sonra Adana'dan ailemi getirdim, yani annemle babamı. Onlarla güzel bir yuva kurmuştum. Beraber yaşadım. Benim evlenip çoluk çocuk sahibi olmamı istiyorlardı zaten. Neyse, bir eşimi tanıştık, bulduk, evlendik. Öyle güzel bir hayatımıza başlamış olduk. Mutlu bir yuvanız vardı. Evet. Güzel de bir aileniz vardı. Peki sonra ne oldu? Sonra 94 yılında kızım oldu. Ailece büyük bir mutluluk ve sevinç kaynağı oldu bizim için. Sanki dünya yeniden bir daha güzelleşti. Öyle yaşam gayet güzel devam etti. Peki eşiniz şu anda? Eşimi 3 yıl önce koronavirüsten kaybetti. Nasıl oldu? Yani onu nasıl anlatayım? Hiç evden dışarıda kolay kolay çıkmıyordu. Yani pek çıktığı da yoktu. Nasıl geldi bu hastalık? Onu nasıl buldu? Anlamış da değilim. Hastanede yatırdık. Bir müddet sonra da zaten o... Hastalığı kaptığını öğrendiniz. Evet. Hemen hastane yatışı evet. gerçekleşti. Yatır. Kısa bir süre içinde mi tabii, vefat müddet, etti? Tabii kısa bir süre içinde kaybettim hanımı. Tek başıma kaldım. İşte tek tutunduğu kızım ve gelecek olan torunum. Kızınızı da depremde kaybettiniz. Evet. Üst üste pek çok yıkım yaşamışsınız aslında. Hepsi. Ve şu anda her şeye rağmen hayata tutunmak istiyorum diyorsunuz ve torunumu aramak istiyorum diyorsunuz. Şimdi, torunumu bulmak istiyorum işte diyorsunuz. Hayat bana acaba bu şansı bir daha verir mi? Hayallerim vardı torunumla. Geçireceğim günlerin hayalini yaşıyordum. Onu bisikletle gezdirmeyi, ne bileyim ellerini tutup denize gitmeyi, yüzmeyi, voleybol oynamaya gitmeyi. Onunla yapacağım hayalleri, yani hayal bile edemiyorum. Onun için, o benim için bir yeni bir hayattı, yeni bir duyguydu. Çünkü kendi çocuğumla yaşayamadığımı torunumla yaşamak istiyordum. Kızınız evlendikten sonra İstanbul'da birlikte miydiniz? Evet, İstanbul'da ilk önce yanı başımdaydı. Daha da güzel, işte yalnız olmadığımı hissediyordum. Fakat zaman içinde damadım burada tutunamayacağını kızımla anlatıyor. Geldi benimle de dertleştiler. Baktım bir başka seçenek çarelerinin olmadıklarını hissettim. Karşı çıkamadım. Neye karşı çıkamadınız? Gitmelerine. Nereye gittiler? Antep'e, memleketine döndü. Çünkü orada kendi ailesi, akrabaları da vardı. Ve üstelik onun meslek olarak da plastik falan işleriyle uğraşıyordu. Orada bunu yaparım diye geri döndüler. Ben bu beyanda yalnız kaldım. Gider miydiniz ziyaretlerine sık sık? Tabii yanlarına gidiyordum. Senede bir veya iki sefer. Ama devamlı telefonda görüntülü görüşüyordum. İşte bu anda onlar zaman içinde işlerini düzelttiler. Kızım güzel bir yerde çalışmaya başladı. Damadımın işleri güzelleşti, dükkanını açtı, kendine göre bayağı açtılar. İşte ev, krediyle ev aldılar. Bayağı böyle. İşte ben de seviniyorum derken hayalleri benim de hayalim olduğu gibi. Onların da hayalleri bir çocuk, benim de torun hayalim vardı. Ama olmuyordu. Devamlı tüp bebek tedavisi yaptılar. 5-6 sefer tüp bebek tedavisini yaptılar. Bu beyanda tabii mali sıkıntılar da işin içine giriyordu, masraf üzerine masraf. Ben de birkaç sefer... Destek oldunuz. Onlara elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştım. En sonunda yine bir gün baba diye bir mutlu haber kızımdan. Bir telefon geldi evet, herhalde. Hamile
olduğunu duyunca dünyalar benim oldu. Dedim Allah'ım dedim bana bu günleri de gösterecek. Güzel mutlu haberi aldım. Doğumuna yakın kızım yanına geleyim dedim. Yok dedi baba gelme sen rahatsızsın. Sıkıntı yaşamanı istemiyorum. Her şeyi düzeltin, güllük gülistanlık olsun, seni öyle yanıma alayım dedi. Zaman içinde bu iş uzayınca beni bir kuşku kapladı. İçinize bir kurt düştü. Acaba dedim neden gelmemi istemiyor? Sıkıştırdım kızımı sonra. Anlattı. Ne anlattı? Doğumunun zor olduğunu, erken dünyaya bebeğin geldiğini, onun için gelmemi istemediğini. Bebek erken dünyaya geliyor ve aslında siz de bu durumdan stres yapmayın, evet, etkilenmeyin diye sizi yanına istemedi. Evet. Her şey düzene girdikten sonra sizi zaten davet edecekti galiba. Evet, ben de onu bekliyordum. Nitekim en son zaman içinde geçti. Bir gün gene bir telefonla görüştük. Baba dedi, ben dedi torununu dedi hastaneden çıkaracağım, gelebilirsin. Aslanım, 5 Şubat günü en son doktor kızıma bebeğinizi yarın çıkarabilirsiniz demiş. Ben de bunu duyunca o heyecanla hemen yola çıkmak istedim. Kızım her ne kadar baba bana gelme, sonra gelirsin demesen hemen ben dayanamadım. Doğru garajlardan otobüse bindim. Bir an önce kavuşmak için yola çıktınız. Torununuza kavuşacaksınız. Evet. Yolda hayaller kurdunuz. Yolda hayallerin hangisi? O yol hangisi? Size geçmemiştir. Geçmiyor zaten. Yolun geçme diye bir şey yok. Çünkü hep gözümün önünde hayalimde torunum var. O heyecanla otobüste devam ediyoruz. Millet, herkes yanımızda, konuşanlar, sohbet edenler. Ben kendi hayal dünyama dalmışım. Devamlı torunumu, kızımı onlarla meşhur olarak gidiyorum. Dalmışım böyle gece. En son bir taşkala, bir gürültü, bir patırtı. Bir de ışıkların yanmasıyla fırladım, uyandım böyle ama millet... Herkes feryat figan bağırıyor, çağıran ne oldu? Ne olduğunu anlamadık. Birbirine bağıran, ona bağıran, telefona sarılan, ne oldu diye. Muavine döndüm, sordum, ne oldu oğlum? Baba dedi, deprem oldu. Birili deprem vurmuş. Der demez öyle kaldım. Telefona sarıldım. Telefon çekmiyor. Ulaşamıyorum. Sabah Antep'e vardık. Ama Antep nasıl? Binalar yerle bir. Millet, herkes o bağıran, birbirine giden, kimin ne yaptığı belli değil. Araba gitmiyor, görüyoruz trafikten sıkışmış, indim. Sağa bakıyorum, sola bakıyorum, herkes benden perişan. Ne yapacağımı şaşırdım, nereye gideceğim? Döndüm, az ileride bir taksi şoförü gördüm. Tarif ettim, gitmem falan filan dedi ama çok ısrar edince beni kızımın oturduğu mahalleye götürdü. Kızımın her zaman beni beklediği, pencereden bana baktığı yere baktım, gökyüzüne baktım.
Başka bir şey yok gökyüzünden başka. Bütün her binalar yer, yerle bir olmuş. Yerle bir olmuş. Kızınızın oturduğu bina yıkılmış mıydı? Taş üstünde taş kalmamış. Kızım diye sağ sol yok. O beyanda birisi geldi. Amca sen de mi buradan çıktın? Yok dedim. Kızım. Kızım içeride. Etraf mahşer yeri gibiydi. Kızımın evi enkaz. Ne yaptınız o sırada? Yapabileceğimiz zaten bir şey yok. Donup kalıyorsunuz. Çaresiz bir şekilde. Sağ elimi atıyorum, sola elimi atıyorum. Bir şey de yapamıyorum. Enkaza ulaşmaya çalışıyorum, bırakmıyorlar. En azından çünkü yavrularım orada. 6 gün sonra ulaşabildik onlara da. Kızım yatak odasında, damat salonda. İşte onları ikisini yalnız görünce işte torunumun orada olmadığını fark sevindim bu sefer. Sonra bir anda aklıma kızımla konuştuğum geldi. Hastaneden bahsetmişti. Acaba dedim hastaneye gidip dönersem acaba orada bulabilir miyim? Veya kalmış mıdır? Orada herhangi bir şey var mı diye. Belki evde değildir, hastanede evet. Kalmıştır diye düşündüm. Evet, oraya yöneldim. Hastaneye gittiniz. Hastaneye yöneldim. Hı hı. Gittim hastaneden bazı yerleri, yıkılan bölgeleri de var, çatlak olan yerleri de var. İleride bazı yerlerde kalanlar vardı, görevleri gördüm. Onlara sordum, soruyorum. Böyle bir bebek kimse bilmiyor. Sevgi adında diyorum, Sevgi isminde kimse yok. Şeylere soruyorum, başka diye insanlara soruyorum, yok. Bebekler çıkarıldı mı, alındı, diğer hastanelere taşındı dedi. Kimse de bilgi veremiyor. Doğru gün bilgi de alamıyorum. Çaresiz, eliniz kolunuz bağlı. Kaldım öyle. İşte Aslı Hanım, ben bebeği orada bulamadım. Fakat ben onun, inanın, yaşadığını hissediyorum. İçime doğuyor. Ne olur. İnşallah. İnşallah. Elimizden ne geliyorsa. Onu geliyorsa, bana bulun. Hiç merak etmeyin. Şu anda bile ekip arkadaşlarım çalışıyorlar. Bulacağız inşallah torununuzu. İnşallah. Ne yazık ki Hülya Hanım aslında bebeğine kavuşamadan evet. Hayatını kaybetmiş. Çok büyük bir acı. Evet. Başınız sağ olsun tekrardan. Sağ olun. İşte tek sığınacak çarem siz kaldınız. Sizi çok ümitlendirmek, umutlandırmak istemiyorum ama söz veriyorum elimden ne geliyorsa yapacağım sizi torununuza kavuşturmak için. Aslı Hanım inanın ben onun yaşadığını içimde hissediyorum. Eğer yaşadığını hissetmezsem zaten inanın ben burada yıkılır kalırım ama yaşadığını hissediyorum. Ne olur torunumu bana bulun. Aslan, ben tüm ekip arkadaşlarınıza hastanenin adresini verdim, yerini söyledim. Hatta o hastaneden, diğer hastanelere nakleden hastaların bilgisini de verdim. Tamam, bizde bu bilgiler var. Serkan da gerekli araştırmayı yapıyor şu anda. Hatta şöyle yapalım. Ben şimdi Serkan'ın yanına geçeyim. Ona soracaklarım var, onunla bir konuşayım. Sizi de şöyle uğurlayalım şans masasına doğru. Beni bekleyin orada. Peki. Size inşallah güzel bilgilerle peki, geliyor efendim. Olacağım. Ahmet Bey 72 yaşında ve hayatta tek başına yapayalnız. Bu kadar kayıba, bu kadar travmaya rağmen torununa tutunma çabası içinde. Bakalım Ahmet Bey'in torununu bulabilecek miyiz? We'll be right back.
önce Serkan'dan Ahmet Bey'in anlattığı bilgiler doğrultusunda bir araştırma yapmasını istedim. Serkan şimdi yanımda. Neler buldun Serkan? Bize biraz anlatır mısın? Hemen size durumu şöyle özetleyeyim aslanım. Şimdi Ahmet Bey'in torununun Sevgi Bebek'le ilgili aslında araştırmalarımız başladığında kendisinin de bize belirttiği hastaneyi bulduk öncelikle. Hem o hastaneyi bulduk hem de civar bölgelerdeki diğer hastaneleri de araştırdık. Ve Sevgi Bebek'in dünyaya geldiği hastaneyle ilgili yöneticileriyle de görüştük. Orada şöyle bir durum var. 6 Şubat depreminde ne yazık ki hastane de hasar alıyor ve hemen tahliyelere başlıyorlar. 7 Şubat sabah hastane tüm hastalarını ve bebekleri başka hastanelere sevk ediyor. Ancak yöneticileriyle yaptığımız görüşmede ve elimize aldığımız belgelerde o hastaneden sevk edilenler ve diğer hastanelere yerleştirilenlerin sayısı örtüşüyor. Ve ortada bir kayıp bilgisi, bir kayıp başvurusunun olmadığı bilgisini aktarıyorlar. Sadece şöyle bir problem var. Aslında bu bizim için bir ipucu niteliği taşıyor. Personelle ilgili bir sıkıntı var. O da şöyle, deprem zamanı hastane personellerinden yine kendi evlerine yani enkazlara giden personeller de var ve onların içinden bir personel aslında geri işe dönmüyor. Kendisi hatta bir süre kayıp olarak gözüküyor. Ta ki depremden 9 gün sonraya kadar 15 Şubat'ta ortaya çıkıyor ve orada da geldiğinde işi bırakıyor. Aslında bizim için ilginç olan tarafı da bu personelin yeni doğan çocuk ünitesinde bir hemşire olması. Ve hastane yetkilileriyle bizler konuştuğumuzda o hastaneden diğer hastanelere sevk edilen tüm bebeklerle ilgili işlemlerin aynı hemşire tarafından, aynı personel tarafından yapıldığı söyleniyor. Yani aslında bize Sevgi Bebek'le ilgili, bize doğru bilgiyi yapacak en doğru kişi aslında... O bulunamayan, yani daha doğrusu istifasını verip giden personel. Aynen, personel. Çünkü biz araştırmalarımızı yaptık. Kendisinin de evini de bulduk aslında. O evde depremde yıkılıyor. Şu an öğrendiğimiz bilgi Mart ayından bu yana aslında o personel İstanbul'da ikamet ediyor. Adresini de bulduk. Telefonla da ulaştık. Telefonla da ulaştık. Hatta şu an ekibimiz kendisinin evine doğru yola da çıktı. Siz de konuşmak istersiniz diye numarasını da bulduk. Şu anki durum bu. Aslında hastanedeki yetkililerin de bize söylediği Sevgi Bebek'le ilgili tüm bilgileri aslında en doğru şekilde o personelden öğrenebileceğimiz bilgisi var. Peki telefon numarası bizde o zaman. Aynen. Tamam. Peki adı ne bu hemşirenin? Meral Hemşire. Meral Hemşire. Ben hiç zaman kaybetmeden Meral Hemşire'yi aramaya gidiyorum. Aracımız da çıktı. Aynen. Kendisinin evine doğru yola çıktı. Aynen. Ekibimiz zaten muhtemelen yaklaşmış bile olabilir. Tamam. Ben de gidip ilgileneceğim. Tamam, süper. Serkan sen o zaman o tarafla ilgilen. Ben de Meral Hemşire'yi arayayım. Bakalım bize neler anlatacak. Arabamız şu anda her şeyi bildiğini düşündüğümüz Meral Hemşire'nin evinin kapısının önünde. Kendisini arayalım, bakalım davetimizi kabul edecek mi? Efendim, buyurun. Alo. Buyurun. Merhabalar, Meral Hanım'la mı görüşüyorum? Evet benim. Ben kiminle görüşüyorum? Meral Hanım, ben Aslı Özkaya. Star TV'de yayınlanan Bir Şansım Olsa programından arıyorum. Aa, ben sizi tanıyorum. Aa, öyle mi? Ne güzel. Bir izleyicimizle görüşüyoruz şu anda. Nasılsınız? Evet. İyi misiniz? Teşekkür ederim. İyiyim, iyi olmaya çalışıyorum. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Uygun musunuz? Müsait misiniz? Pardon, beni neden aramıştınız aslında? Şöyle ki, Meral Hanım, bizim size ulaştırmak istediğimiz bir paket var. Aa, bir saniye. Benim aşağımdaki bekleyen araç sizin mi? Evet, o bizim aracımız. Meral Hanım, eğer müsaitseniz arabamıza inebilir misiniz? Aslında biraz süre verebilir misiniz bana? Tabii, ben sizi bekliyorum. Araca indiğinizde sizi tekrar arayacağım. Tamam, teşekkür tamam, ederim. Tamam, bekliyorum.
Meral Hanım, indiniz değil mi arabamıza? İndim aslanım. Şu tamam. Anda arabanın içerisindeyim. Şimdi kasanın üzerinde bir zarf var. Gördünüz mü? Gördüm. Onun içerisinde bir şifre yazılı. O şifreyi girerek kasaya açar mısınız? Tabii ki aslanım. Ama ben bunu tanıyorum. Ne çıktı kasanın içinden Meral Hanım? Bir resim çıktı aslanım. Bir resim çıktı, bir fotoğraf buldunuz. Kimin fotoğrafı? Ben bu bebeği tanıyorum aslanım. Hatta ismini bile biliyorum. Evet. Bu bebek, adı ne? Sevgi. Bu sevgi bebek. Meral Hanım, şu anda elinde tuttuğunuz fotoğraftaki sevgi bebekle ilgili bizim size ihtiyacımız var. Zannediyorum ki deprem günü siz sevgi bebeğin tahliyesiyle ilgili tüm bilgilere sahipsiniz. Doğru mu? Doğru. O hastanede ben çalışıyordum. Evet, programımıza sevgi bebeğin bir yakını başvurdu. Bir yakını mı? Sevgi bebeğin bir yakını mı varmış? Evet, siz bilmiyor muydunuz? Hayır. Ben bilmiyordum. Kim başvurmuş aslanım? Dedesi başvurdu. Sevgi bebeğin dedesi programımıza torununu bulmak için başvurdu. Aa, sevgi bebeğin dedesi mi varmış? Benim haberim yoktu. Ben zaten bugünün geleceğini biliyordum. Anladığım kadarıyla sevgi bebek hakkında bir takım bilgilere sahipsiniz, doğru mu? Doğru. Sevgi bebek hayatta mı? Onu merak ediyorum. Sevgi bebek benimle. Sevgi bebek sizinle. Sizin yanınızda şu anda, öyle mi? Evet. Sizi buraya bekliyoruz, aracımızla lütfen. Tamam. Tamam. Aslanım. Tamam, bekliyorum. Geliyoruz. Teşekkürler. Evet, doğrusunu söylemek gerekirse kafamızda Meral Hanım'la ve Sevgi Bebek'le ilgili pek çok soru işareti oluştu. Sevgi Bebek en azından iyi ve sağlıklı şu anda. Ondan eminiz. Meral Hanım gelince tüm bilgileri ondan öğrenebileceğimizi artık biliyoruz. Kendisini bekleyelim bakalım, bize neler anlatacak. Meral Hanım, hoş geldiniz. Hoş Teşekkür bulduk. Ediyorum, hoş geldiniz. Hoş Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrardan. Ben sizi sabırsızlıkla bekledim. Bana telefonda dediniz ki bir gün bu anın geleceğini biliyordum. Ne demek istediniz orada? Aslanım, bir gün sevgi bebeği arayacaklarını biliyordum. Biliyordum o gün bir gün geleceğini. Ben zaten her şeyi itiraf edecektim aslanım. Meral Hanım, neyi itiraf edeceksiniz bize? Söyleyecekleriniz bizim için çok kıymetli. Belki iyi, belki kötü yaptım. Ama bilmiyorum, o anki duygularımla yaptığım bir şey. Ama ben sevgi bebeğe bağlandım. Size her şeyi itiraf edeceğim. Neyi itiraf edeceksiniz? Her şeyin fazlasını bile itiraf edeceğim. Lütfen artık bu itiraf gelsin, ne olur. Sizi dinlemek istiyorum. Anlatın bildiklerinizi. Sevgi bebeğe ne oldu? Ben
6 Şubat günü bebeğini, annesini, babasını, eşini kaybetmiş biriyim. O bebekle hayat buldum. Lütfen beni yanlış anlamayın. Ben hayatımı, her şeyimi ona adadım. Sevgi bebek benim her şeyim oldu. Başınız sağ olsun öncelikle. Sağ olun. Nasıl oldu? Bana biraz anlatır mısınız? Sevginin annesi 1 Şubat günü hastanemizde zorlu bir doğum gerçekleştirdi. Planlanandan önce oldu. Bebeğimiz Sevgi erken doğdu. Onun için de doktorumuz onun belirli bir süre küvezde kalmasını söyledi. Sevgi o kadar küçüktü ki mini minnacık, zor nefes alıyordu. Görseniz küçücük, cılız. O kadar tatlıydı. Ben de yeni doğum bakım hemşiresi olduğum için... Elinize doğdu aslında elime Sevgi, doğdu. Doğru mu? Zaten doğum, bir yandan da doğumlara da girdiğim için Sevgi elime doğdu. Ve onu küveze aldık. Hülya Hanım çok üzgündü. Hani bebeğinin kollarını alamadığı için, alıp kısarıp emziremediği için çok üzgündü. Onun ne hissettiğini çok iyi ben biliyordum. Çünkü ben de bebeğimi erken dünyaya getirmiştim Hülya Hanım'a. Ben de 10 gün boyunca küvezde kalmış ve hemşire olmama rağmen bebeğime dokunamadım. Onun neler hissettiğini çok iyi biliyordum. Daha sonra Hülya Hanım toparlandı. Kendisi evine uğurladık. Ama Sevgi bizimle kaldı, hastanede kaldı. Babası daha kimliğini bile çıkarmamıştı. Beş Şubat günü ise kendilerini aradık evde. Hatta bu konuşmayı yapan benim. Hülya Hanım'a Sevgi'yi gelip alabileceklerini söyleyen kişi benim. Bizzat bu telefon görüşmesini ben yaptım. Kendilerini hastanemize davet ettim. Artık Sevgi'yi alıp eve gidebileceklerini söylediğimde inanılmaz mutlu oldular. O gece nöbetçiydim ben. Saat 4:17 idi. Sütünü hazırladım. Artık bebeklere vermeye gidecektim ki bir anda ayağımın altından zeminin kaydığını hissettim. Tansiyonum düştü zannettim. Bir anda başım döndü, bir yere tutundum. Ama o değilmiş. Bir anda camların patladığını, duvarların sallandığını, deprem oluyormuş. Ve ben hiç deprem görmemiştim. Hissettiğim şey ise inanılmaz kötüydü. Can havliyle ben ve hemşire arkadaşlarım küvezlerin olduğu odaya koştuk. Bir yandan küvezleri tutup sallanmayı engelliyorduk. Bir yandan da bebeklerin üstünü örtmeye çalışıyorduk. Çünkü her yerde cam kırıkları olmaya başladı. Camlar patladı. Biraz durar gibi olduğu gibi arkadaşımla ikimiz tuttuğumuz gibi en güvenli yere, hastanenin dışına, yan tarafa taşımaya çalıştık. Bir bölümünü bıraktık ve ben tekrar koştum, kalan bebekleri kurtarmak için. Peki genelde böyle travmalarda insanın hafızasında bir fotoğraf karesi kalır. Hani sallanıyor orası, siz o anda aklınızda kalan kare ne? O anda sadece o masumlar geldi aklıma. Sadece bebekler. O masumlar. İnsanlar orada kendi can haline düşerken aslında siz... O küçük canlar derler bize canımın emanetti. Canımın derdine düştüm. Siz onların mı aslanım, peşinden o canlar doğrusu? Bize emanetti. O masumlar bize emanetti. İkinci döndüğümde Sevgi bebeği aldım. Ve diğerlerini, kalanları kurtardım. Güvenli yere getirdim. Kahramansınız. Gerçekten öyle. Aslında o anda hiç öyle bir şey düşünmüyorsun aslında aslanım. Annelik içgüdüsü ya da bilmiyorum. Bravo. Onları bırakamaz. Herkeste bir kaos oluştu. Hastanemizi bir yandan da boşaltabilmeleri için, bir başka hastaneye sevk edebilmeleri için ambulanslar gelmeye başladı. Biri geliyor, biri gidiyor. Kaos. Çok çok kötüydü. İlk önceki ambulanslara tabii ki de en acil olan yaralıları koymak sevk edip ve de bebeklerimizi, en kritik olanları koymaya çalıştık.
Doktorum o anda baktı. Bu bebek küvezde bu sabah çıkmayacak mıydı dedi. Sevgi bebeği gösterdi. Evet hocam dedim. Ben onu hemen ayırdım. Ama durumu çok kritik olanlar vardı bebeklerimizden. Mont ya da böyle ceketler ne bulduysak üzerlerini sardınız örttük. Onları. Sardık çünkü ısıtmamız lazımdı. Hava soğuk. Sonra acil olan bebekleri ambulansa koyup diğer hastaneye sevk edildi. Diğer hastanelere sevk etmeye başladık. Hemen çoğu bitti. Artık ambulanslar gelmiyordu. Ama yaralılarımız vardı. Gitmesi gerekenler vardı. Sevgi bebek vardı. Küvezden çıkardım. Orada bir şeyler bulup böyle kundakladım. Ama ağlıyordu, durmuyordu. Ağlıyordu çünkü açtı. Üşümüştü. Bebeğim olduğu için onu tenha bir köşeye çektim. Kimse görmeden halata koydum onu emzirmeye başladım. O anda sadece sütümü vermek istedim. Çünkü çok ağlıyordum. Sustu hemen değil mi? O anda sustu. Yavrum o anda sustu. O kadar üşümüştü. Onu ısıttım sütü. Şimdi beni ekran başında izleyen pek çok anne emzirmenin çocukla olan duygusal bağını, sizin o hissettiğiniz, sevgi bebeği emzirirken hissettiğiniz duyguları çok iyi anlayabilir. Oradaki kurduğunuz o bağ, kim bilir o bebeğe de neler hissettirdi. Çok küçüktü, minicikti. Çok inatçıydı, hayata tutundu. O tutunmuşken ben de sütümü, bilmiyorum, belki doğru, belki yanlış, Allah'ım sen günah yazma. Ben o anda yaptığım tek şey ona yardım etmekti. Yani sadece yardım ettim ve emzirdim. Bütün hastalar sevk edilirken diğer hastanelere, sevgi bebek orada mı kaldı? Sevgi bebek bendeydi. Çünkü o küvezden çıkmıştı. Küvez bebeği değildi artık. Onun için doktorumuz onu ayırdı. Yani acil olanları gönderdi. Aslında sevgi bebeğin böyle bir şeye ihtiyacı olmadığı için o sizin yanınızda. Bende kaldı. Ben de kalınca da yüreğimde kaldı. Sevgiyi sardım iyice kucağıma ve arabama hemen atladım. Yola çıktığımda mahallem yerinde yoktu, apartman yerinde yoktu. Kendi oturduğunuz bina yıkılmıştı. Peki evin içinde kimse var mıydı, eşiniz? Olmaz mı? Yavrum Fulya'm vardı orada. Zaten Sevgi'ye de o yüzden süt verebildim. Anneydim. Benim de zaten bir bebeğim vardı, emziriyordu. Eşimin annesi ve babası hepsi oradaydı. Bir anda her yer karardı gözümde. Yok, apartman yerinde yok. En üst çatı katı dipteydi. Ve üstünde yürüyorlardı. Bir çığlık, bir uğultu. Yok, kimse yoktu. Seslendim, baktım, kimseyi bulamadım. Herkes bağırıyordu. Beni duyan var mı diye. Hiç duyan yoktu. Fulya'mın da sesi yoktu. Bağırdı. Yok. Saatlerce orada bağırdı. Bir yandan da yardım ettim herkese. Ne sesimi duyan oldu. Ne de görünüyor. Fulya'mı çıkaramadım. Maalesef ki canlı kimse yoktu. Çok pardon. Bunu sorarken çok zorlanıyorum ama bebeğinizi ve çocuğunuzu nasıl buldunuz, bulabildiniz mi, haber var mıydı? 9 Şubat günü eşim ve kayınvalideme ulaştılar. 10 Şubat'ta da Fulya'ma ve cansız bedenlerine hepsine ulaştık. Yaşamıyorlardı. Maalesef hepsini kaybettim.
6 Şubat'ta hepimizi yıktı. Başınız sağ olun. Çok zor bir şey. Fulya'mı Allah benden aldı o depremde. Ama Sevgi'yi verdi. Biliyor musunuz, o kadar acılar çektim. O deprem esnasında sütüm kesilmedi. Çünkü Allah Sevgi'min sütünü bana vermişti. Ben o rızkı ona vermeye devam etmeliydim. Doğru, yanlış bilmiyorum. Ben sadece Fulya'mı kaybettiğim için çok üzgündüm. Aslan, biliyorum Sevgi benim çocuğum değil. Ama ben onu öyle gördüm, öyle sahiplendim. Ne olur beni suçlu görmeyin. Ben sadece ona sahip çıktım. Sütümü verdim. Başka bir şey yapmadım. Bırakamazdım o halde. Bırakamazdım. Küvezdeyken ben annesine çekmiştim. Bu aslında Sevgi'nin ilk fotoğrafı değil evet, mi? Evet, Sevgi daha hali. Küvezdeyken bak mini minnacık. Siz bu fotoğrafı Hülya Hanım'a yolladığınızda evet. Belki de o fotoğrafı dedesine yani Ahmet Bey'e gönderdi. Ahmet Bey'in kasaya koyduğu fotoğraf tam da bu fotoğraf. Peki başka fotoğrafı var mı? Tabii ki. Benim bebeğim büyüdü. Sevgi. Şimdiki hali. Sevgi büyüdü. Maşallah. Allah bağışlasın. Tombiş oldu. Sütüm, Fulya'mın sütü onun oldu ama o da büyüdü işte. Allah sizden Fulya'yı aldı, Sevgi bebeği verdi. Etik olarak doğrusunu yanlışını bilmem ama beni izleyen bütün anneler o annelik içgüdüsünün ne demek olduğunu çok iyi bilirler. Ben sizin yerinizde olsaydım aynısını yapar mıydım? Yapardım. Bu yavru nasıl terk edilir? Siz aslında bir yeni doğan hemşiresi olarak yeni doğmuş bir bebeğe kendi canınızı bile hiçe sayarak can vermişsiniz. Sütünüzü vermişsiniz. Onu yaşama bağlamak için elinizden geleni yapmışsınız. Şimdi burada oturup etik kısmı mı konuşalım? Yoksa bir yeni doğan hemşiresinin bir yeni doğan bebeğe nasıl hayat verdiğini mi konuşalım? Çok tatlı oldu. Biliyorum annesi değilim ama sütümü verdim ve bağlandım. Siz aslında kaybettiğiniz yavrunuzun yerine sevgi bebeği koydunuz. Fulya'nın yerine. Fulya'nın yerine sevgi bebeği koydunuz. Rabbim benden Fulya'yı aldı, sevgiyi verdi. Ve süt vermek öyle bir duygudur ki bir anne için. Oradaki o duygusal bağ hiçbir şekilde Türkiye'nin en iyi psikoloğu da olsan tarif edemezsin. O anne bebek arasındaki bağ bambaşka bir bağdır. Siz bunu yaşamışsınız aslında. O yüzden evet. Gidip verememişsiniz bebeği. Zaten Hülya Hanım da bana öyle söylüyordu. Ben küvezde ona baktığım için sen de artık onun ikinci annesisin diyordu. Ama o kucağını alıp hiç sevemedi yavrusunu. Peki siz şimdi Hülya Hanım'la konuşuyordunuz, bebeğin fotoğraflarını yolluyordunuz kendisine. Onun oturduğu evi, nerede yaşadığını, onunla ilgili bilgi alabildiniz mi hiç? Şimdi ben böyle ufak tefek resimlerini atmıştım. Çünkü ben de bir anneyim. Ben de bebeğimi kucağıma ilk zamanlarda alamamış olduğum için. Aynı duyguyu yaşıyordunuz evet, aslında. Evet, ona küvezden bir iki resim attım. Sohbet ediyorduk ve o sohbet esnasında o sütünü sahip gelip bize bırakıyordu. Bıraktığında ise kendi Sevgi'nin odasını hazırlamışlardı. O odadan bana resimler attılar. Hmm. Yani o odasını, nerede olduğunu, neler hazırladığını, oyuncaklarını, hepsini biliyordum. Sevgi bebek o odaya hiçbir zaman gidemedi. Hülya Hanım'ın oturduğu evi, apartmanı biliyordum. Hmm. Sohbet esnasında zaten bilindik bir mahalleydi. Eşimi ve de Fulya'mı, kayınpederimi, kaynanımı defnettikten sonra gidip oraya baktınız. Gittim, baktım.
Yıkıntılar, harabe. Herkes yakınını arıyor. Amcanın birisi dedi ki gel kızım ben liste yapıyorum. Canlı ve de vefat edenlerin listesini sordum Hülya'nın ve eşine. Uzun uzun baktı listeye. Onları da o gece kaybettiğimizi öğrendi. Psikolojik olarak da iyi durumda değildik. Ailecek iyi durumda değildik. Çok büyük bir acı, çok büyük bir kayıp. Önce hastaneden istifamı verdim. Daha sonra da neyimiz var neyimiz yok toparladık. İstanbul'a geç ettik. Şimdi bugüne kadar Sevgi Bebeğin hiçbir yakını, akrabası, hiç kimsesi yoktu ve sizinle beraberdi. Şimdi artık bir dedesi var Sevgi Bebeğin ve etik olarak da bebeği ona vermek durumundayız. Ben çok bağlandım Sevgi'ye. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani aslında bu ayrılış sadece sizin için değil, size bağlanmış olan Sevgi Bebek için de çok zor olacak. Sizden kopması, kokunuzdan ayrılması, ilginizden, sevginizden, şefkatinizden mahrum kalmaması gerekiyor bu bebeğin. Evet. Evladımı kaybettim. Belki onun yerine koydum ama beni hayata bağladı. Yeniden yaşamama sebep oldu. Sizi hem hayata bağladı, siz de aslında bir bebeği hayata bağladınız. Yani bağlandık. Sürekli olarak bir Babana, suçluluk. Ben ona. Sürekli bir suçluluk hissi yaşıyorsunuz belki iç dünyanızda ama siz aslında bir bebeğe can verdiniz. İşin bir de bu tarafı var. Ama şimdi tabii bir gerçek var ve Sevgi Bebeğin dedesi var artık. Eğer bakabilirim derse ona bakmaya da sonuna kadar hakkı var. Siz bu süreçle nasıl baş edeceksiniz? Benim bir tarafım biraz da onu düşünüyor aslında. Hiç bilmiyorum Aslan. Bizim için de çok zor bir durum, sizler için de çok zor bir durum. Ne gerekiyorsa yaparız. Yapacak bir şeyim yok. Çünkü dedesi var. Ama ben ona bağlandım. Ben Ahmet Bey'in yanına geçeceğim. Siz burada birazcık daha sakinleşin. Kendinizi ne zaman iyi hisseder ve en önemlisi de Ahmet Bey'le birlikte ve yan yana olmak için ne zaman hazır hissederseniz sizi şans masasında bekliyorum. Tamam. Tamam. Tamam Aslı. Rahatsız olmayın, buyurun Ahmet Bey. Heyecanla bekliyorsunuz. Aslanım, ne olur bana güzel bir haber verin. Torunumu bulduğumu söyleyin. Torununuzu buldum. Oh. Çok teşekkür ederim. Şükürler olsun. Nasıl? Durumu iyi mi? Nerede? Durumu gayet iyi. Kendisi sağlıklı. Kendisi aynı zamanda emin ellerde. Hiç merak etmeyin. Size nereden başlasam, nasıl anlatsam? Kendisi birinin yanında. Hatta o biri depremde kendi bebeğini kaybetmiş. Ve Sevgi Bebeği de kendi bebeğini yerine koymuş. Ona da çok yazık. Çok çok zor. Onun da içinde bulunduğu durum çok zor. Kendi gelip size zaten birazdan her şeyi bir bir anlatacak ama şunu söylemek istiyorum. Kendisi bir yeni doğan hemşiresi. Aslında sizin kızınızı da Hülya Hanım'ı da tanıyor. Bebeğin hastaneden çıkışını yapmak için taburcu edeceğini ilk kızınıza haber veren kişi de o. Hatta elinizdeki o fotoğrafı çeken kişi aynı zamanda. Meral Hanım. Sevgi bebeği bağrına basmış, sütünü vermiş, emzirmiş. Sevgisini vermiş. Allah'ım sabırlar versin. Kendisi yaptığı şeyin yanlış olduğunu farkında. Ama çok mücadele etmiş. Sevgi bebeğin bir ailesi var mı? Annesi hayatta mı? Babası hayatta mı? Eğer aileden birisi olsaydı ona teslim edecektim ama kimsesiz ve sahipsiz kaldığını gördüğüm için onu alıp bağrıma bastım diyor.
Ve bebeği size vermekten de çekinmiyor, vereceğim diyor. Doğru olan bu diyor. Şimdi gelip tek tek bir bir size tüm olan biteni, tüm ayrıntılarıyla anlatacak. Hoş geldiniz Meral Hanım tekrardan. Sevgi bebeğin dedesi Ahmet Bey. Affet beni amcam, affet. Senin de başın sağ olsun. Ha. Benim amacım kötü bir şey yapmak değildi. Niyetim kötü değildi. Senin de başın sağ olsun amcam. Tabii ki yaptığın güzel bir şey değil ama yine de ben şu açıdan teşekkür ederim sana. Torunuma baktığın için. Biliyorum Ahmet amcacığım, bana çok kızgınsın. Haklısın da. Ama ben Sevgi bebeğin bir dedesi olduğunu bilmiyordum. İnan ol ki bilmiyordum. Sordum, soruşturdum. Kimseyi bulamadım. Gerçi belki daha fazla aramalıydım ama bulamadım. Kimse yoktu ve ben onu sarıp sarmaladım. Yani ona ben kendi sütümü verdim amcacığım. Kendim baktım. Öz evladımın yerine koydum ben onu. Ben toprağa evladımı verdim ama senin sevgin beni hayata bağladı. O bebek beni hayata bağladı. Öncelikle sana bebeğime baktığın için teşekkür ederim. Ama bebek... Sana vereceğim amca, bebeğini sana vereceğim. Ama ne olur beni sevgiden ayırma. O benim bir parçam oldu. Seni bakacak kimsen var mı? Yok, benim de bakacak kimsem yok. Ben bakarım, ben bakarım. Sevgiye ben bakarım. Ömrümün sonuna kadar bakarım. Peki şu an torunum nerede? Annem de emin yerde. Şu anda da artık yürüyor. Sağlığı çok iyi. Onu görebilir miyim? Tabii ki Ahmet amcacığım, görebilirsin tabii ki. Gördüğüm kadarıyla iki tarafın da ortak bir noktaya varacağını hissediyorum ben şu anda. Bebek ne sizden ayrılmalı? Ne de buradaki bu kucaklayan anne sevgisinden ayrılmalı. Öncelikle Sevgi bebeğin gerçekten sizin torununuz olduğundan emin olmamız gerekiyor. Bununla ilgili bir hukuki sürecin başlaması gerekiyor. Ne gerekiyorsa ben varım, biliyorum, yaparım. Ve ben suçlu değilim biliyorsun. Biliyorum. Sadece onu... Hayır, ben aksine... Kollamak bakın istiyorum. Meral Hanım, ben aksine şunu düşünüyorum. Bunca yeni doğan hemşiresi can alırken siz orada bir bebeğe can vermek için canla başla uğraşmışsınız. Kukuk sevginizi hiç. Vermişsiniz, ilginizi, sütünüzü vermişsiniz. 6 aylık bebeğinizin sütünü ona vermişsiniz. Ben istiyorum ki şimdi bizim aracımıza binin. Evet. Birlikte Sevgi bebeğin yanına gidin. Torununuzla bir güzel kavuşun. Siz de lütfen yardımcı olun. Yanlarında olun. Her zaman, her zaman. Ömür boyu. Tamam. Ve ondan sonra da bu konuyla ilgili kafamda oluşan o orta noktayı bulalım. Peki tamam. Hasta. Ben ne sizden? Ağlamayın. Kimse sevgi... Zaten Ahmet Bey sizi Sevgi bebekten ayıracak bir yapıya sahip değil. Burada çok açık hepimiz gördük. İzleyicilerimiz de eminim bunu fark etmişlerdir. Teşekkür ederim. Arabamıza binin, Sevgi bebeğin yanına gidin. Kavuşun, torununuzu kucaklayın. Olur. Üzülme. Ben sizi daha fazla burada tutmayayım. Siz bir an önce Ahmet amca torununuza kavuşun. Tamam. Gidin kucaklayın onu. İkinizin de hayata tutunma sebebi Sevgi bebek. Sevgi unutmayın. Bebek. Biz de ben bütün hukuki süreçte yanınızda olacağım. Teşekkür bütün ederiz. Ekibim sizin yanınızda olacak. Tamam, tamam mı? Tamam aslanım. Biz Sevgi'ye gidelim. Hadi gidin bakalım. Sevgi bizi bekliyor. Hadi dedesini bakalım. Bekliyor. Buyurun lütfen. Teşekkür ederiz aslan. Hayat bazen tam da bitti dediğimiz yerde başlar. Meral Hanım Sevgi bebeğe bağlanmış. Ahmet Bey torununa kavuşmak istiyor. Ama kendisi toruna bakabilecek mi? Kafamda soru işaretleri var.
Sanki bir orta noktası bulunacak, sanki bir orta yol bulunacak gibi geliyor ama bakalım ne olacak. Siz de bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun efendim. Hoşça kalın.